Sayın Büyükelçim, değerli milletvekili arkadaşlarım, Kanada Türk grubunun çok değerli temsilcileri, çok değerli vakıf yöneticilerimiz, çok değerli dernek yöneticilerimiz, ben de sizleri saygıyla selamlıyorum. Doğrusu bugün arkadaşlarımızla birlikte burada bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Büyük Millet Meclisimizin nezdinde 135 ülkenin parlamentosuyla ilişkileri geliştirmek amacıyla dostluk gruplarımız var. Bizler de bugün Türkiye-Kanada arasındaki parlamentolar nezdinde dostluğu geliştirmek ve ülkeler arasındaki yakınlaşmayı sağlamak için kurulmuş olan Türkiye-Kanada Dostluk Grubu'nu temsilen bulunuyoruz. Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikteyiz. Bu seyahati geçen ay Ekim'in son günlerinde ve Kasım'ın ilk haftasında yapabilmek için bir başlangıç yaptık. Büyükelçiliğimiz bu konuda ön hazırlıklar yaptı ve bu arada arkadaşlarımız da yarın ve yarından sonra yapılacak organizasyonu bize bildirdiler. Biz büyükelçiliğimizi aradık. Dedik ki Ekim ayında biz geleceğiz fakat böyle Kanada'da gayretli arkadaşlarımızın da Aralık ayının başında bir toplantısı varmış. Ne yapacağız? Ona da gelseniz iyi olur dediler. Bir ay arayla komitemizin iki seyahat yapma imkanı olmadığını gördük. Hemen komiteyi ikiye ayırmaya karar verdik. Arkadaşlarımızla konuştuk. Dedik ki 3 kişi Ekim'de gitsin, 2 kişi Aralık'ta gitsin. Daha sonra bunu da Sayın Büyükelçimiz bazı mahsurları olabilir. En iyisi siz Aralık'ta gelin. İkisini birleştirelim dedi. Böylece Ekim sonu yerine Aralık ayında hem federasyonumuzun yarın ve yarından sonra burada organize etmekte olduğu, bu yıl ikincisini yapacağı bu iş adamları toplantısı, oraya çok sayıda Kanadalı parlamenterin katıldığını da biliyoruz. Hem bu toplantılara katılmak hem büyükelçiliğimizin organize ettiği Kanada parlamentosu nezdinde temaslarda, ziyaretlerde, diyaloglarda bulunmak amacıyla arkadaşlarımızla buraya geldik. Maksadımız Türkiye ile Kanada arasındaki ekonomik, sosyal ve siyasi işbirliğinin artırılması. Ülkemiz son yıllarda giderek artan bir oranda dünyanın her noktasında temaslarını barışçı bir üslupla karşılıklı işbirliğini geliştirebilmek amacıyla hızlandırdı. Bu çerçevede Kanada'yla da ilişkilerimizi geliştirmek arzu ediyoruz. Bu ilişkilerin gelişmesi sadece resmi makamlarla, siyasi ve idari mercilerle olmuyor. Esasen halkın birbiriyle kaynaşması icap eder ki bu da sizler gibi derneklerle, vakıflarla desteklendiği zaman güçleniyor. Bunu dünyanın her yerinde bu gücün daha da arttığını görüyoruz. Biraz önce arkadaşlarımızla yaptığımız sohbette gerek Kanada'da gerek Amerika'da bu hareketin halkın kendi içinden gelen gayretlerle nasıl bir ivme kazandığını, nasıl sinerji kazandığını, nasıl çarpan çoğaltanının yükseldiğini görüyoruz. Bunun örneklerini dünyanın her yerinde görmekteyiz. Bu bakımdan ben özellikle sizin gayretlerinize çok teşekkür etmek istiyorum. Hepinizi bu vesileyle sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.